Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Ben İsmail. Arkadaşlar, dün bir video koydum. Merak etmeyin, siz bugün onu bekliyordunuz belki ama yeterince dahi ilgi gelmedi. İlgi gelirse onu sizlerle seve seve, dediğim gibi step by step, o dribble animasyonunu, hareketini sizlerle paylaşacağım. Ama bugün konumuz çok farklı. Sizin de bildiğiniz gibi Hall of Fame, Gold ve Silver ve Bronz beyler var. Her kategoride aslında bronz kullanmanın daha mantıklı, daha iyi olduğunu bazı beyler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl Hall of Fame bronzdan? Yani nasıl bronz Hall of Fame'den daha iyi? Ama öyle bir durum var. Bazı beyler Hall of Fame'de vesaire çok iyi çalışmıyor. Ve tek o değil, bu beyleri bronzda mutlaka bulundurmanız gereken bejler, en azından benim şimdiye kadar edindiğim tecrübeyle bunları size söylüyorum. Direkt videoya geçelim ama geçmeden önce beğenmeyi, yeni olanlar takip etmeyi, zili açmayı ve alttan Discord'dan, Twitch'ten bize katılmanızı tavsiye ederim. Direkt videomuza geçelim. Öncelikle finishing arkadaşlar, bakın. Boyunuz kısaysa Giant Slayer kullanın. Bu büyük oyunculara karşı faydası olacak. Bu önemli bir şey. Çok underrated ama önemli. Point guardlar, sizlerden bahsediyorum. Boyu kısa olan 6-0, 5-10, 5-11, 6-1 artık ne varsa kullanın. İki tane beciniz varsa Grace Hunter Under Pressure. Pota altında topu bulmak için, sayıyı bulmak için pot altında bunu kullanın. Ben bunu Slasher'ımda da kullanıyorum. Bronze'da. Bronze. Daha sonra çok insanların dikkat etmediği Unstrippable. Bu badge arkadaşlar, siz dunk'a ve layup'a çıkarken sizin topu kaybetmemenizi sağlıyor. Yani birinin o topu siz layup'a çıkarken çalmamasını sağlıyor. Bunu bronze'da kullanın. Başka o kadar aşırı kullanılması gereken şey yok. Badge yok arkadaşlar. Daha sonra shooting'e gelelim. Bakın. Shooting'de arkadaşlar bu kullandıklarım Hall of Fame'de mecbur. Şu an konu Hall of Fame diyeyim. Konu bronz. Arkadaşlar bakın. Ben Hall of Fame difficult shots'la Hall of Fame şeyin arasında bir şey bilmiyorum. Yani bilmiyorum derken farklı bir tecrübe yaşamadım bronzla Hall of Fame. En fazla bronzda kullanıyorum. Ama bakın, siz clutch shooter'ı bronzda kullanın. Clutch shooter faydalı. Maç 10-10'sa çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Maç 2 takımda çift hanelere çıktığı zaman bronz clutch shooter çalışmaya başlıyor. Bak, bunları bronzda kullanın. Green Machine arkadaşlar, Hall of Fame ile bronzun arasında bir fark yok. Cidden bir fark yok. Ondan bronzda kullanıyorum. Bronz. Volume shooter kullanacaksanız bunu da bronzda kullanın. 2K20 ve 21'deki gibi aşırı şey değil yani. Aşırı süper bir badge değil. Bunlar arkadaşlar. Unutmadan Lucky 7'ı da kullanabilirsiniz. Lucky 7 de çok güçlü bir badge. Ama Hall of Fame yapmanıza gerek yok. Bronzda da gayet güzel işe yarıyor. İlk 7 saniye içinde şut atarsanız çok iyi çalışıyor. Daha sonra playmaking'de bakın arkadaşlar, playmaking'de dimer bence bronzda kullanın, kullanabiliyorsanız. Ama aslında o kadar da gerek yok ama bronzda kullanabilirsiniz. Bailout'u bronzda kullanın. Eğer eliyup falan atıyorsanız arkadaşlar, special delivery'i de kullanın bronzda. Bakın, bunlar önemli beşler. Sonra glue hands, yani bu sizin zor topları rahat catchlemenizi sağlıyor. Ve bazı catch and shoot atan arkadaşlar diyor ki glue hands'i kullanmaya başladığımdan beri daha iyi catch and shoot'la top yakalıyorum diyorlar. Bunlar arkadaşlar, bunlar playmaking'de. Ve savunmada arkadaşlar, savunmada bakın. Rams artık iyi çalışıyor. Kullanabildiğiniz en yüksekte kullanın. Sonra bakın, chase down, bronze koyun. Bronze rim koyun. Intimidator'ı en fazla kısaysanız bronzda kullanın arkadaşlar. Menez çöp. Sonra ball stripper bir türlü çalıştıramadım arkadaşlar. Bu beci çalıştıran varsa söylesin. Hustler, interceptor en fazla bronzda. Diyeceksiniz ki niye interceptor bronzda? Çünkü artık interceptor eskisi gibi aşırı bir OP bir beci değil arkadaşlar. Ondan 2 haftadır en çok kızdığım badge bu. Çünkü biliyorum adamın oraya atacağını, bir türlü çalmıyor. Tek ben değil, lockdown arkadaşlar da aynı şeyi yaşıyor. Hustler, paylaşılamayan toplarda topun sizde kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunlar. Ben böyle oynuyorum.
Evet arkadaşlar, tecrübemle sizlere olmazsa olmaz yani faydalı olacak bronz bejleri anlattım. Kullanmanız gereken, hani mecbur değilsiniz tabii ki ama kullanmanızı hani tavsiye ediyorum. Bronzda iyi çalışan bejler bunlar. Tabii siz Chezzan'ı ben Silver'da da denedim ama bronzda daha iyi çalışıyor. Yani illa bir şey Hall of Fame'de olması gerekmiyor arkadaşlar. Bazı şeyler bronzda daha iyi çalışıyor. Green Machine gibi mesela. Hall of Fame'le arasında bir fark yok. Arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomu beğenmeyi, takip etmeyi ve bize alttaki linkten, videonun altındaki Discord linkinden Discord'a gelmeyi unutmayın. 100 takipçi az kaldı Discord'da. Yani takipçi değil aslında. Discord'umuzda 100'e az kaldı. Bu kanalda da iyi gidiyoruz. Desteğinizi devam ettirin ve en son videoya o dribble hareketini istiyorsanız istediğim 35 like'ı bana verirseniz seve seve sizlerle paylaşırım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Ben İsmail. Sağlıcakla kalın. Peace out.